Merhaba arkadaşlar, Ne Nedir'in bu bölümünde geçen bir haftadır otomotiv gündemini meşgul eden Tekirdağlı bir ustamızın yaptığı, Halit Avcıoğlu'nun yaptığı kara pistonlu motorla gerçekten 1 litreyle 100 kilometre gidebilir misiniz? Kara pistonlu bir motorun ne gibi avantajı, dezavantajı vardır? Bunlardan bahsedeceğim. Tekirdağlı motor ustamız şu şekilde gündeme geldi. Dedi ki benim farklı bir tasarımım var. Dünyada olmayan bir motorum var. Bunun da en büyük özelliği 1 litre benzinle 100 kilometre gidebileceksiniz dedi. 1 litreyle 1 litre en fazla 1,5 litreyle 100 kilometre yol kat edebileceksin. Sonra benzin ve LPG. Anlattığına göre, izlediğimize göre bu motorun 3 farklı özelliği var. Birincisi kare pistonlu motor. Normalde bütün otomobillerin, bütün motosikletlerin pistonları silindir şeklindedir. Ustamız diyor ki iddia ettiği şey şu: ben kare pistonlu yaptım ve bu daha iyi olacak. İkincisi, yakıt sistemini değiştirdim. Enjektör ya da karbüratör olmayacak. Bunun yerine benzin buharı kullanacağım. Üçüncüsü de manevele usulü farklı bir tasarım yaptım. Bununla gücü arttıracağım. Bu videoda da sıra sıra bu özelliklerin ne anlama geldiği, nasıl sorunlar çıkarabileceği, nasıl işe yarayabileceği, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle en büyük karakteristik özelliği olan kare pistondan başlayalım. Ustamızın iddiasına göre bu kare pistonlar çok daha iyi bir şekilde yakıt ekonomisi sağlayacak. Fazladan güç üretilmesini sağlayacak. Aslında bu yeni bir konsept değil. İçten yanmalı motorlar icat edildikten sonra çok çeşitli varyasyonlar denendi. Çok farklı deneyler yapıldı. Çeşit çeşit mekanizma denendi. Ve aslında kara pistonda yeni bir tasarım değil. Daha önceden denenmiş şeyler arasında bu da var. 1920'li yıllara baktığımız zaman hali hazırda kara pistonlu motorun alınmış patentini bulmanız mümkün. Onun yanında daha yakın zamanda da yapılmış iki zamanlı olarak çalışan yine kara pistonlu motor örnekleri de var. Peki bu kara piston neden daha önce bir otomotiv firması tarafından üretilmedi? Motor üstünde yıllardır tecrübesi olan üreticiler tarafından üretilmedi, hiç mi akıllarına gelmedi? Asıl sorun da burada başlıyor. Daire şekli ve 3 boyuta döndüğümüz zaman silindir şeklinin özel bir anlamı var. Matematiksel olarak da diğerlerinden biraz daha farklı. Örneğin bir dörtgene baktığımız zaman, kare ya da dikdörtgen olabilir, 4 tane köşesinin olduğunu göreceksiniz. Beşgene geçtiğiniz zaman 5 köşe, altıgende 6. Bunları her arttırdığınızda ve şekle baktığınızda daireye döndüğünü göreceksiniz. Çemberin teorik tanımı da zaten aslında sonsuz köşeli bir köşegendir. Yani bu 6, 7, 8, 9 köşegenleri arttırıp en sonunda sonsuza kadar götürdüğünüz zaman çember şekli ortaya çıkacaktır. Peki bu ne anlama geliyor? Makine mühendisliğinde ve materyal üstüne baktığınız zaman köşeli tasarımlar pek sevilmez. Çünkü kare, dörtgen veya dediğim gibi çokgenleri kullandığınız zaman her köşe birer kritik stres noktası oluşturur. Bu da ne demek? Basınç aslında burayı çok daha fazla zorlayacaktır. Daha fazla bir stres oluşur bu sivri köşeler etrafında. Bu da bu noktaların kırılmasına, zarar görmesine, çatlamasına neden olur. O yüzden hiçbir üretici yüksek basınç altında çalışan şeylerde köşeli tasarımları tercih etmez. Gündelik hayatınızda da bunu çok rahatça görebilirsiniz. En basit örneği kola kutusudur. Hiçbir zaman gazlı içecek kutularını köşeli bir şekilde görmezsiniz. Çünkü içinde atmosferden daha yüksek basınca sahip bir içecek var. Karbondioksit de var ve daha yüksek bir basınç oluşturuyor. Bu içerideki yüksek basınç her yöne eşit miktarda baskı uyguluyor ve çember şeklindeki yapısı nedeniyle bu malzeme üstünde herhangi bir stres noktası oluşturmaz. Her tarafa eşit bir şekilde dağılır bu basınç. Eğer köşeli bir tasarım olsaydı, burada elinizden düşürdüğünüz anda ya da ufak bir darbe anında köşeden çatlayıp kendi kendine patlardı. Bu köşeli tasarım yüzünden aslında zamanında çok daha büyük olaylar yaşandı. Uçaklara baktığımız zaman ilk yolcu uçaklarında sivri köşeli, dikdörtgen pencereli uçaklar kullanıldı. Ve yine uçak uçarken iç kabin basınçlı, atmosfer basıncı yukarıda daha düşük olduğu için arada fark var. Ve bu iki taraf arasındaki basınç farkı yüzünden bu camlar sıkıntı çıkardı. Camların çatlamasına, uçağın dış yüzeyinde çatlamalar olmasına neden oldu. Ve birçok uçak bu yüzden düştü. İşin özeti, böyle köşeli tasarımlar zaman içinde büyük sorunlara yol açtığı için, sürekli patlamalara, çatlamalara yol açtığı için bu zamanla evrimleşti ve her şey silindir şeklini almaya başladı. Ustamızın yaptığı bu motorda da hem blokta
hem de piston üstünde bu aşırı stres noktaları oluşacağı için uzun vadede büyük ihtimal çatlamalar, buralardan kırılmalar meydana gelecektir. Yani bu köşeli tasarım aslında kimsenin aklına gelmediği için değil, zamanında denenip sorunlara yol açtığı ve bu şekilde beğenilmediği için tasarımlar buraya geldi. Ustamız diyor ki ben sordum, araştırdım böyle bir şey var mı falan diye bilir kişilere sordum diyor. Belki orada biraz yanlış yönlendirilmiş olabilir. Belki yeterince araştırma olmamış olabilir. Ama dediğim gibi vakti zamanında bunların denenmişleri hali hazırda mevcut. Bu kare şeklinin sadece böyle malzeme ve yapısal etkisinin dışında yanmaya olan da etkisi olacaktır. İçten yanmalı motorların silindirlerinde patlama olduğu zaman oluşan alev genellikle orta noktadan oluşturulur. Yani çemberin merkez noktasında bir kıvılcım oluşturulur. Ve bu şekilde yanmış gaz dışa doğru genişlediği zaman bütün duvarlara aynı zamanda ulaşır. Dairenin yapısı gereği bütün noktaları merkez noktasına eşit uzaklıktadır. Ama karede böyle bir durum söz konusu değil. Köşe noktaları kenarlardan daha uzakta. Bu da ne demek? Oluşan patlama sonucu çıkan alev bu köşelere daha geç ulaşacak. Kenarlara ise daha erken ulaşacak anlamına geliyor. Bu da piston üstünde eşit olmayan bir basınç dağılımı ve de sıcaklık dağılımı yaratacak. Köşeler daha soğuk olacak. İç kısımlar daha sıcak olacak. Bu şekildeki yine köşeli tasarımların büyük sorunlarından bir tanesi de budur. İkinci değişikliğimiz demiştik. O da ustamız diyor ki karbüratör ya da enjektör sistemi kullanmayacağım. Enjeksiyonlar olmayacak. Bunun yerine benzin buharı kullanacağım. Sonra benim bunda karbüratör yok. Enjektör yok. Püskürtme olarak değil. Bu sistem de aslında var olmayan bir sistem değil. Hem daha ilkel versiyonları var hem de günümüzde üstünde çalışma yapılan bayağı gelişmiş versiyonları da var. Burada ustamız ben de videolardan izlediğim kadarıyla aşırı bir detay bilmediğim için hali hazırda kendisi de uygulamadığı için, ileride yapacağım dediği için tam olarak bilemesem de karşılaştırma açısından ilkel versiyonlarda şu şekilde çalışır. En basitinden bir hobi motoru aldığınız zaman ya da RC arabaların bazılarında bunu görürsünüz. Karbüratör ya da enjektör yoktur. Bu basit tasarımlarda motorun emme manifolduna bir tane boru bağlanır. Borunun diğer ucu da direkt yakıt deposuna bağlanır. Motor emme zamanını gerçekleştirdiği zaman daha düşük bir basınç oluşturur ve bu şekilde benzin deposunun içindeki buharlaşmış yakıtı çeker. Aynı bunu nargile gibi düşünebilirsiniz. Bir taraftan geçici çektiği zaman suyun içinde fokurdar, oradaki düşük basınç alanı oluşur. Nargile de yanmış tütünü çekiyorken burada da aynı şekilde buharlaşmış benzini çekip motora gönderebilirsiniz. Dediğim gibi bu aslında bayağı ilkel bir yöntem. Oldukça eskiden kullanılan bir sistem. Ama bunun da çeşitli dezavantajları var. Birincisi tam olarak yakıt hava oranını bunu da ayarlayamıyorsunuz. Motor ne çekerse o anki koşulda da benzin ne kadar buharlaşmışsa onu alıp motora direkt gönderiyorsunuz. Zaten zamanında bu tip bir sistem işe yaramadığı için artık yakıt hava oranının ayarlanması gerektiğini anladıkları için karbüratör gibi bir sisteme geçtiler. Karbüratörle de ihtiyaç duyulan anda gaz pedalına basış şeklinize göre, güç ya da ekonomi ihtiyacınıza göre yakıt miktarı ve hava miktarı ayarlanıp doğru oranda karışabiliyor. Böyle direkt buharlaşmışı gönderdiğiniz zaman böyle bir şansınız yok. Bu sistemin günümüzde olan biraz daha teknolojik versiyonları var dedim. Bunlarda da yakıtı çok fazla basınçlandırıp ısıtmanız gerekiyor ki yapılan çalışmalar da bu yönde. Bu şekilde çok ısıtıp çok basınçlandırıp süper kritik denen bir nokta var. Oraya kadar ısıtıp motora öyle göndermek. Bu şekilde yakıt verimini arttırmak. Ama bunun da sıkıntısı var. Benzini o kadar çok ısıtmanız ve basınçlandırmanız gerekiyor ki motorda ürettiğiniz gücün çoğu bu yakıtı sıkıştırmaya ve ısıtmaya gidiyor. O yüzden de tam olarak çalışan, düzgün bir şekilde verimlilik getiren, avantaj sağlayan bir sistem tam olarak henüz yok. İlerleyen zamanlarda olur mu ya da ustamız buna bir çözüm bulur mu bilemiyorum. Ama şu an için bu sistemde büyük dezavantajlar var. Özellikle günümüzdeki bu turbolu otomobiller kullanıldığı için bunlar gibi bir şey yapıldığı zaman da yakıtın basıncının turbo basıncından yüksek olması gerekiyor ki silindirin içine girsin. Turbo basıncı bir tarafta, yakıt basıncı bir tarafta. Eğer turbo basıncı daha yüksek olursa yakıtın içeri girmesini engeller. Yine bir şekilde enjektörle ya da farklı bir sistemle, pompayla ya da ısıtmayla bu yakıtın basıncının arttırılması gerekiyor. Bu da yapılması gerekenlerden bir tanesi. Üçüncü konumuzda ustamız bir sistem yaptım. Manivela tarzı.
Bu da piston direkt kranka bağlı değil. Arada bir mekanizma daha var. Bu şekilde gücü katlıyorum diyor. Manevele dediğimiz sistem aslında kaldıraç sistemi. Yani çubuğa bir destek noktası veriyorsunuz. Uyguladığınız gücün güç kolunu arttırıyorsunuz. Bu şekilde daha fazla moment oluşturup daha kolay bir şekilde yapmak istediğinizi yapıyorsunuz. Evet, burada uyguladığınız kuvveti arttırıp azaltabilirsiniz. Bu konuda hemfikiriz. Ama bu tip basit makinalarda asla işten kazanamazsınız. Yani bu da şu demek. Siz bir şeyi kaldırmak istiyorsunuz. 100 kiloluk bir kütle var karşınızda. Ve bunu yukarı kaldırmak istiyorsunuz. Kendiniz kaldıramadınız. Tahtiravalli usulü bir destek yaptınız. Altına bir destek koydunuz. Çubuğu koydunuz ve kaldırdınız. İstediğiniz şey 100 kiloluk bir kuvvet uygulayamadığınız için 20 kiloyla bunu yapmak. Kuvveti burada 5'te 1'ine düşürdünüz. 5'te 1'i az kuvvetle yaptınız ama yoldan da aynı şekilde kaybedersiniz. Bu da ne demek? Kuvveti 5'te 1'ine düşürürseniz yolu da 5'te 1'ine düşürürsünüz. 1 metre yukarı kalkacak şeyi 20 santim yukarı kaldırabilirsiniz. Ve bu sistem hali hazırda arabalarımızda var. Adı da şanzıman. Bu az önce anlattıklarım biraz karışık geldiyse direkt olarak şanzımandan düşünebilirsiniz. Birinci viteste arabanız çok daha hızlı bir şekilde hızlanır. Daha atiktir. Ama yüksek hıza ulaşamazsınız. Yani 50 km saatte maksimum kalır. İkinci vitese geçersiniz. Burada birinci vites kadar hızlanamazsınız. İvmesi daha azdır. Sizi koltuğa daha az yapıştırır. Ama ikinci viteste de 100 km saate ulaşabilirsiniz redline'a geldiğinizde. Bu da aynı şekilde bu motora uygulandığı zaman evet kuvveti arttırırsınız. Ama yoldan kaybedeceğiniz için toplam işte herhangi bir kazancınız olmaz. Bu da 100 beygirlik bir motoru 200 beygire çıkardığınız anlamına gelmez. 100 beygirlik bir motor hala 100 beygirliktir. Ürettiği torku arttırırsınız. 100 Nm yerine 200 Nm oluşturursunuz. Ama aynı şekilde devirden kaybedersiniz. 5000 devir çeviren bir motorsa bu artık 2500 devir çevirir. Kısaca şöyle düşünebilirsiniz. 5000 devir çeviren 100 Nm tork üreten bir tane motorunuz vardı. Araya bu sistemi koydunuz. Artık 200 Nm tork üretiyor ama 5000 yerine 2500 devir çeviriyor. Günün sonunda bu motordan fazla güç elde ettiğiniz anlamına ne yazık ki gelmez. Ve bu motordan da bu sistemlerle böyle düşük yakıt tüketimleri ya da uzun ömürlülük gibi şeyler ne yazık ki benim gözümde pek olabilir şeyler değil. Burada bunları dediğim için bazı arkadaşlar kızacaktır. Köstek oluyorum gibi düşünecektir ama alakası yok. Ustamız eğer bizden bir şey isterse yardım etmeye de her zaman hazırız. Sadece burada anlatmaya çalıştığım şey bu videolardaki gördüğüm kadarıyla bu şekildeki bir vaadin pek gerçekleşmesi mümkün değil. Hali hazırda bir sayı, bir veri, bir hesaplama da göremediğim için şu an için bu elde olan bilgilerle gördüğüm kadarıyla bu. Umuyorum ki bizim gözümüzden kaçan bir şeyler vardır. Ve ustamızın dediği gerçek olur. Bu şekilde ülkemize katkısı olan bir şey üretmiş olur. Ben sadece burada gözüme çarpan detayları ve çıkabilecek olan sorunları paylaşıyorum. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Sizin de bu konu hakkında görüşleriniz varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Anlatmamızı istediğiniz diğer konularda varsa onları da yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.